Arkası yarın. Karımın Katilleri. 3. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Kali Bişap. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt montaj Muhittin Yaygıngöl. Küçük bir kasabada karısıyla mutlu bir evlilik süren polis memuru Miki'nin evine gelen iki kişi, önce karısını öldürdükten sonra genç polis memurunu kurşun yağmuruna tutarak öldü zanlıyla bırakıp kaçarlar. Haftalarca komada kalan polis memuru, iyileştikten sonra karısını öldüren katilleri aramaya başlar. Suçluların resimlerinin bulunduğu arşive giderek baktığı resimlerden katillerden birini tanır. Adresini alarak Chicago'ya gider. Ancak bu katilin kaldığı pansiyondan aylar önce ayrılmış olduğunu anlar. Aynı pansiyonda kalan Irene adlı bir kadından bu caninin bulunduğu şehri öğrenerek birlikte oraya giderler. Söylesene kuzum, sen Lou Roberts'tan ne istiyorsun? Ona bir iş teklif edeceğim. Kime? Lou'ya mı? O tek işle uğraşır. Benim gibilerine müşteri bulur. Hey, yoksa sen de mi aynı işi yapıyorsun ha? Kapa çeneni. Seni benimle Lou'yu bulman için getirdim. Eğer istemiyorsan Denver'a varınca uçağa bindirip Kansas City'ye geri gönderebilirim. Tabii dostun Patsy yüzüne kezzap atmazsa. Tamam tamam, seninleyim. Sen de amma alın gelsin ha. Denver'a geldik. Ne yapacağız söyler misin? Önce Kansas City'de yaptığın şu işi. Yani sokak kadınlığını bırakacaksın. Benimleyken öyle bir şey yapmanı istemiyorum. Öyle olsun. Umarım karnımızı doyuracak kadar paran vardır. Merak etme, var. Başka ne yapacağım? Sokak başlarında müşteri bekleyen birkaç kızdan Lou Roberts hakkında bir şeyler öğrenmeni istiyorum. Kuzum, bu adamdan ne istediğini bana hala söylemeyecek misin? Hayır, söylemeyeceğim. Öyle olsun. Peki ben bu Lou Roberts'ı sorarken sen ne yapacaksın? Ben de berberleri gezip bilgi alacağım. Bu da nereden çıktı? Berberler Lou Roberts'ı nereden tanıyacaklar ki? Çünkü Lou da bir zamanlar berberlik yapmış. Göğsüne adının baş harfini yazarken usturayı kullanmaktaki ustalığından anlamadın mı? Vay alçak herif vay. Bu hiç aklıma gelmemişti. Neyse, işimize bakalım artık. Akşam yemeğinde burada buluşuruz. Of, ayaklarıma kara sular indi ama Lou Roberts hakkında hiçbir şey öğrenemedim. Akşam yemeğinden sonra İren'le barlara dolaşırım artık. Yokluğunda İren ne yaptı acaba? Merhaba. Merhaba tatlım. Ne yaptın bakalım bütün gün? Sarhoşsun sen. İçmeden duramıyorsun değil mi? Ne olmuş yani? Alt tarafı biraz çakır keyfim. Bari benimle olduğun sürece içme şu meredi. Sarhoş olup patırtı gürültü çıkartarak dikkat çekmeni istemiyorum. Kimin dikkatini? Polisin mi yoksa? Olabilir. Yalvarırım bana kim olduğunu anlatsana Joe. Polisle neden başın dertte? Ben polisle başımın dertte olduğunu söylemedim ki. Ama olabilir dedin. Neyse hadi bu bahsi kapatalım artık. Sen bilirsin. Joe, beni nasıl buluyorsun? Anlamadım. Beni bir kadın olarak nasıl bulduğunu soruyorum. Aa evet, güzel bir kadınsın. Sadece bu kadar mı? Erkekler benimle beraber olabilmek için dünyanın parasını verirken sen benimle hiç ilgilenmiyorsun bile. İlgilenmem mi gerekiyordu? Eğer sağlıklı bir erkeksen ilgilenmen gerekirdi tabii. Ama senin aklın fikrin Lou Roberts'ta. Yoksa sen evli ve karısını seven erkeklerden misin? Bir zamanlar karımı çok severdim. Hem de delice. Bir zamanlar dedin. Şimdi sevmiyor musun? Karım öldü İrem.
Üzüldüm. Öleli ne kadar oldu? 6 ay. Nasıl öldü? Öldürüldü. Aman Allah'ım. Yani cinayet mi? Evet. Kim öldürdü? Yoksa Lou Roberts mı? Onun için mi peşindesin? Evet. O kahrolası herif usturayla gözümün önünde karımın boğazını kesti. Yanında biri daha vardı. Beni de öldürmek istediler ama içecek suyum varmış ki kurtuldum. Aman Allah'ım, inanılacak gibi değil. Peki katillerin 2 kişi olduğunu söylemiştin. Öbürü kim? Bilmiyorum. Bunu Lou Roberts'ı bulduğum zaman öğreneceğim. Peki Lou Roberts'ı nasıl teşhis ettin? Polis müdürlüğündeki sabıka kayıtlarına bakarken gördüm resmini. Karını neden öldürdüler? Bilmiyorum. Bilmiyorum da ne demek? Her cinayetin bir sebebi olmalı. Sebebini bilmiyorum dedim. Bunu ancak Lou Roberts'ı bulduğum zaman öğreneceğim. Polise katilin Lou Roberts olduğunu söyledin mi? Hayır. Neden? Çünkü onların cezasını ben vermek istiyorum da ondan. İşte şimdi her şeyi öğrendin İrem. Lou Roberts'ı neden aradığımı biliyor. Evet. Anlıyorum seni. Ben dışarı çıkıyorum. Bu gece şehirde ne kadar bar varsa dolaşıp Lou Roberts'la ilgili bilgi toplayacağım. Dur. Boşuna uğraşma. Lou'nun nerede olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Nerede hemen söyle. Buraya uzak olmayan bir kasabada yaşıyormuş. Adı nedir bu kasabanın? Laurel Flats. Sana oranın kasaba olduğunu söyledim ama aslında oraya hayalet şehir de denir. Neden? Bir zamanlar altın madenleri varmış. O zamanlar çok kalabalıkmış. Ama altın bitince herkes terk etmiş. Şimdi açık olan tek otele de zaman zaman kar seyretmek isteyenler gidiyor. Lou Roberts da o otelde çalışıyormuş. Peki Lou Roberts kimsenin gitmediği o otelde yalnız başına ne yapıyormuş? Yalnız değil ki. Otelin sahibi bir kadınmış. Lou o kadınla yaşıyormuş. Namussuz herif. Hayatı boyunca hep kadınların sırtından geçindi. O alçağın yerini bildiğin halde neden bu zamana kadar sakladın benden? Kim olduğunu bilmediğim için sakladım işte. Lou Roberts'la bir işim var deyince senin de onun gibi iğrenç biri olduğunu sanmıştım. Peki Lou Roberts'ın o kasabada yaşadığı bilgisini nereden öğrendin? Bir kız var. Lou 3 ay önce buraya geldiğinde ona muhabbet tellallığı yapmış. Sonra ne yapmış kıza biliyor musun? Usturayla adının baş harfini kızın göğsüne kazımış. Bana ve başkalarına yaptığı gibi. Her neyse. Kızdan ayrılırken o kasabaya gideceğini ağzından kaçırmış. Teşekkür ederim İren. Bana çok büyük bir iyilik yaptın. Ne yapacaksın şimdi? Gidip Lou Roberts'ı temizleyecek misin? Bilmiyorum. Önce onu bulmam gerek. Belki de öldürmem. Yakasından tutup adaletin önüne de çıkartabilirim. O iğrenç asalığa ne yaparsan azdır. Ben gideyim. Hemen mi? Beklemenin ne yararı var ki? Buraya o herifi yakalamak için gelmiştim. Şimdi yerini öğrendiğime göre harekete geçebilirim. Peki benim Las Vegas'a gitme işim ne olacak? Evet. Sana bu konuda söz vermiştim değil mi? 1 dakika. Al sana $200. Bununla Las Vegas'a gidebilirsin. Sen gelmeyecek misin? Geleceğimi sanmıyorum İren. Lou'yu bulduktan sonra onu konuşturarak ikinci katilin adını öğreneceğim ve daha sonra onun peşine düşeceğim. İstiyorsan sonuna kadar seninle kalabilirim. Hayır, bunu senden isteyemem güzelim. Tatil yapmaya değil, katil yakalamaya gidiyorum. Seni böyle bir tehlikenin içine sokamam. Pekala, nasıl istersen. Teşekkür ederim. Neden? Bana iyi davrandığın için. Başkaları bizi insan olarak bile görmüyor. Hayat kadınlarının erkeklerin gözünde kullanılıp atılan tuvalet kağıdı kadar haysiyeti yok. İren, neden evlenip de kendine bir yuva kurmuyorsun? Biliyorsun evli kadınlar her zaman toplumdan gerekli saygıyı görürler. Bunu hiç düşünmemiştim. Boş vaktimde düşüneceğime söz veriyorum. Katillerden birinin yerini biliyorum artık. Umarım onu orada bulur, ikinci katilin de kim olduğunu öğrenirim. Karlı bölgeye girdik. Her taraf bembeyaz kar içinde. İşte kasabaya giden yolun tabelası da görüldü. Loyal Flats. Altında da Hotel Peabody yazılı. İren'in sözünü ettiği otel olmalı. Hoş geldiniz. İşte Lou Roberts, karımın katili. İyi günler bayım. Geceyi geçirecek bir oda isteyecektim. Bir oda?
Bu mevsimde buraya pek giden gelen olmaz. Yolunuzu mu şaşırıp geldiniz, yoksa kara hasret romantik şehirlilerden biri misiniz? Ben bir iş için geldim buraya. Buralardan bir yer almak istiyorum da. Vakit bir hayli ilerledi. Bu saatte alacağım yeri görmek mümkün olmayacak. Umarım boş bir odanız vardır. Ha, var tabii. Yalnız servis konusunda fazla yardımcı olamayacağız. Mevsim uygun olmadığı için personel izinli. Benden başka kimse de yok. Servis önemli değil. Bir yatak bulayım yeter. Odanın kirası ne kadar? $5. Tamam. Buyurun $5. Buyurun, size 10 numaralı odayı vereyim. Yalnız oda soğuktur. Kimse olmadığı için kaloriferi açmamıştık. Siz burada oyalanın, ben kaloriferi açıp geleyim. Tamam. Otelde kimsenin olmaması benim için büyük şans. Lou Roberts'ı konuşturmak çok kolay olacak. İstediği kadar bağırıp yardım isteyebilir ama kimse sesini duyamayacak. Namussuz herif, işi gücü kadın satıp onların paralarını yemek. Böyle iğrenç heriflerin yaşamaya hakkı yok. Demek buralara arazi almaya geldiniz, öyle mi? Evet. Çok garip. Ben burada bir arazinin satışa çıkarıldığını bilmiyordum. Duymamış olabilirsiniz. Bana da bir tanıdığım söylemişti. Ben de konuşmadan önce buraya gelerek araziye bir göz atmak istedim. Burada arazi alıp da ne yapacaksınız? Çevre köstebek yuvası gibi delik deşik olmuş. Maden ocaklarıyla dolu her taraf. Kullanılıyor mu? Yok canım. Bir zamanlar altın varmış. Ocaklar o yüzden açılmış. Altın bitince de herkes çekilip gitmiş. Bütün maden ocakları bomboş şu an. Sizin asıl mesleğiniz ne? Pek otelci gibi durmuyorsunuz. Ha, değilim tabii. Benim esas mesleğim berberliktir. Zaten bu otele de bunun için gelmiştim. Otel sahibesi gazetelerden birine berber aranıyor diye bir ilan vermişti. Buraya gelince de işe başladım. Aa, demek berbersiniz. Herhalde usturayı iyi kullanıyorsunuz. Elbette. Bu konuda üstüme de yoktur yani. Bütün iş usturayı tutmasını bilmekte. Bakın göstereyim size. Elimdeki usturayı görüyorsunuz değil mi? Evet, hep böyle üzerinizde mi taşırsınız? Ha, alışkanlık işte. Hem bazen bazı zamanlarda işe yarıyor. Şimdi bakın, usturayı aynen benim gibi tutacaksınız. Ve sonra işte önce sola, sonra da sağa doğru iki hareket yaptınız mı iş tamamdır. Hangi iş? İmza olayı. İmza mı? Yani siz imzayı usturayla mı atıyorsunuz? Evet, az önce gösterdiğim iki harekette. Peki bu usturayla nereye imza atıyorsunuz? Kadın vücutlarına dostum. Özellikle sokak kadınlarının vücutlarına. Sahi mi? Denver'da, Kansas City'de, hatta Las Vegas'taki birçok hayat kadının vücudunda benim usturamla attığım imzayı görebilirsin. Ama bu çok vahşice bir şey. Ben böyle şeylerden nefret ederim. Bir zamanlar biri aynı şeyi karıma da yapmıştı. Karınıza mı? Evet. Kim yapmış? Sen yaptın Lou Roberts. Sen. Ne? Sen aklını mı kaçırdın ahbap? Hatırlamaya çalış. Bundan tam 6 ay önce. Chicago'nun yazlık evlerinden birinde. Yanında başka biri daha vardı. Hayır. Yanılıyorsunuz. Ben böyle bir şey yapmadım. Hayır. Hiç inkara kalkışma Lou. Hem de gözümün önünde yaptım bu işi. Bir gece vaktiydi. Yanında biri daha vardı. Kapıyı da ben açmıştım sizde. Aman Allah'ım. Olamaz. Arkadaşım öldürmüştü seni. Öyle olsa burada olmazdım. Görüyorsun, yaşıyorum işte. Madem öyle şimdi geberirsin. Al bakalım. Beceremedin Lou. Şimdi sıra bende. Al bakalım. Sen beni usturayla öldürdüğün o savunmasız kadınlardan mı sandın ha? Geberteceğim seni. Hiç kimse usturamdan kurtulamaz. Kolla kendini. Olduğun yerde kal. Yoksa tetiği çekerim. Tabanca. Pekala. Ne istiyorsun benden? Maksadın ne, söyle. O gece... Senin yanındaki diğer adamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Ya söylemek istemezsen? Söylemezsen gebertirim seni. Karımı vahşice gözümün önünde öldürdünüz. Beni de öldürmek istediniz. Konuş lan! Ortağı kimdi? Anlaşıldı. Ortağını ele vermeyeceksin. Sen bilirsin. Niyetim seni öldürmek değildi ama... Sen kaşındın. Dur! Çekme tetiği. Adı Francie Wister. Francie Wister ha? Peki nerede oturur bu herif? Adresi neresi? El Centro'da Yüce Motel'ini çalıştırıyor. Onunla nerede çalışmıştı? Las Vegas'ta. Şimdi söyle bakalım. Karımı o şekilde öldürme fikri hanginizindi? Onun. Francie'nin fikriydi. Yemin ederim ki doğruyu söylüyorum. Ve sen ona sadece yardım ettin, öyle mi? Zevk için yaptın herhalde bunu. Hayır. Zevk için değil. Para için yaptım. $500 aldım. $500 ha?
Peki bu 500 dolar karşılığında ne yapacaktın? Bilmiyorum. Yemin ederim ki bilmiyordum. Fransi yapılması gereken bir iş aldığını söylemiş ve kendisiyle beraber olmamı istemişti. Kathy. Yani karımı nasıl buldunuz? Fransi'ye bir isim ve adres verilmişti. Nasıl bir isimdi bu? Phillips. Mike Phillips, evet. O halde öğren. Mike Phillips benim. Şimdi işin sonunu anlatacaksın bana. Senaryonun bilinmeyen kısmını söyleyeceksin. Kadın ölmüştü. Francis cebinden fotoğraf makinesini çıkardı. Sonra da fotoğraf çekti. Sebep neydi buna peki? İşin yapıldığını ispat etmek için. Kime ispat edilmesi gerekiyordu bunu? Söyle kime? Bilmiyorum. Söyle. Söyle bu pis iş için Francis'i kim tutmuştu? Yemin ederim ki bilmiyorum. Sordum ama söylemedi. Tam olarak ne söyledi sana? Francis evinizin adresini telefon rehberinden öğrendi. Ona ne yapacağız diye sordum. Kapı tıkırdatacağız. Açılınca sen Mike Phillips burada mı oturuyor diye soracaksın. Evet dediler mi? İş tamamdır dedi. Peki ya hayır diye cevap verirlerse diye sordum. O zaman oradan duyarız dedi. Demek Francis'in adresi bir telefon rehberinde buldu öyle mi? Olur şey değil. Peki Francis'in çektiği fotoğraf ne oldu ha? Sende bir kopyası var mı? Yok hayır yok. Peki sonra ne yaptınız? Yeniden arabaya atladık. Francis beni Denver'a bıraktı. Oradan da evine gittiğini zannediyorum. Karımı gördün Lou Roberts. Kathy sana vahşice öldürmesi gereken bir kadın ismi vermişti. Bilmiyorum. Elbette bilemezsin. Çünkü sence bütün kadınlar aynıdır. Hepsi birbirine benzer ve hepsi de usturayla kesilmeye mahkumdur. Cevap ver! Karımı görünce de aynı hisse kapıldın değil mi? Hayır. Eğer bir... Söylesene Lou. Senin hayatta değer verdiğin bir insan var mı ha? Mesela şu anda birlikte olduğun otel sahibesi Liz Peabody. Onun karnına da usturayla adının baş harfini çizdin mi? Hayır. Böyle bir şey yapmadım. İnan yapmadım. Benim ne iş yaptığımı biliyor musun sapık herif? Hayır. Polis memuruyum. Seni ve arkadaşını yakalayıp kendi ellerimle cezalandırmak için istifa ettim. Buraya gelirken de niyetim seni öldürmekti. Ama ben sizler gibi vahşi biri değilim. Prensi denilen öbür katili yakalayıncaya kadar elini ayağını bağlayıp seni kullanılmayan maden ocaklarından birinde saklayacağım. Hayır. Sonra da adalete teslim edeceğim. Hayır yapma. Ben karanlıktan korkarım. Karanlıkta kalmaktan nefret ederim. Prensi yakalayıncaya kadar ben o karanlık ocakta kalamam. Sakin ol. Bir numara yapmaya kalkma yoksa gebertirim seni. Zaten seni öldürmek için bahane arıyorum. Bana sakın bu fırsatı vereyim deme. Beni hiçbir yere götüremeyeceksin. Geber! Sen geber kahrol senin. Vay canına. Vurduğum yumrukla fena düştü basamaklardan. Kalk bakalım ayağa sefil herif. Kalk diyorum sana. Sana sesleniyorum Lou. Oyun oynamayı bırak. Vay canına be. Herif ölmüş. Merdivenlerden düşerken başını çarpmış olacak. Böyle olmasını istemezdim ama kendisi kaşındı. Ne yapacağım şimdi bu herifi? Böyle ortada bırakamam. Otel sahibesi gelince durumu şerife bildirir. Aklıma geldi. Lou'yu kullanılmayan boş maden ocaklarından birinin içine bırakabilirim. Karımın Katilleri adlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.